Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla, 2 yıldır Katar'da mimarlık yapıyorum. Normalde daha çok ofiste çalışıyorum arkadaşlar, fakat bugün şantiyede birkaç işim var. Fırsattan istifade ben de biraz çekim yapmak istedim. Çünkü burada bir mimar ne yapar, en azından ben ne yapıyorum, iş rutinim nasıl, bunları size göstermek istiyorum. O yüzden bugün bütün günümü vloglayacağım arkadaşlar. Şimdi sabah 8. İşe gideceğim. The Pearl'de bir şantiyemiz var. Oraya gideceğim. Gitmeden önce de böyle bir giriş videosu çekmek istedim. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar, biraz size Katar'ın mimarisinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Katar bağımsızlığını 1971 yılı kadar kısa bir geçmişte ilan etti. Ve devamında da petrol ve doğalgaz yataklarının keşfi çok kısa bir sürede gerçekleşti. O yüzden ciddi bir ekonomik büyüme ve yapılanmaya gittiği için ister istemez mirasını korumakta da ciddi zorluklar yaşadı. Çoğu Arap mimarisinde zaten bunu görebilirsiniz. Fakat burada yapmaya çalıştıkları en temel şey, mirası korurken bunu belirli bir ölçüde modernleştirmeye çalışmak. Bunu da kullandıkları çeşitli materyallerle, teknolojik ürünlerle vesaire gerçekleştirebiliyorlar. Arkadaşlar, şu an göstereceğim projede bu söylediklerime çok güzel bir örnek olacak. Bildiğiniz gibi 2022 Dünya Kupası gerçekleşecek burada. Bu yüzden de ciddi bir yapılanma söz konusu ve %80 oranında bir nüfus artışı gerçekleşti burada. Yani burada expat olarak gelip çalışan birçok insan var bizim gibi. Bu da en çok inşaat sektöründe gerçekleşiyor. Çünkü ciddi bir konaklama ihtiyacı doğacak bu sürece ve daha sonrasında da 2030 yılında Asya oyunlarını aldı Katar. Ciddi anlamda böyle spor etkinliklerine vesaire öncülük edip aslında Katar'ı çok daha ileri seviyeye taşıyıp nüfusunu artırmak istiyor aslında. Ben zaten daha önceden de söylemiştim. Burayı Arga merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Orta Doğu'nun eğitim merkezi haline getirecekler Doha'yı. Şu an çok titriyor kamera. Çok zorlanıyorum. Hadi şantiyeye geldik sayılır. Biraz yolu çekeyim. Sonradan şantiyeyi çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben şantiye moduna girdim. Şu an baretimi taktım, maskemi de takıyorum ve şu anda hadi şantiyeye gidiyoruz. Bütçesi 50 milyon riyali aşkın ve Katarlı bir doktora ait. Projenin bütün giydirme cephelerini ve dış mekanda bulunan gelişmiş pergola sistemlerini bizim firmamız gerçekleştirdi. Arkadaşlar, Katarlılar genelde müstakil evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri gizliliğe çok önem vermeleri. Bu projede de kendi materyallerimizden bir örnek anlatmak istiyorum. Mesela Sage Glass dediğimiz bir cam kullandık burada. Ve statik camdan çok daha avantajı olan bir cam. Bunları Amerika'dan tedarik ettik. Camın amacı göz alıcı ışığı engelleme, soğutma için kullanılan enerjiyi minimuma indirmek. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, burada çöl iklimi görülüyor. Ve çöl iklimi çok ciddi bir sıcaklık problemi yaşatıyor buradaki insanlara. Burada 5-6 ay 50-55 derecelik sıcaklıklara şahit olabiliyorsunuz. Biz bunları daha çok ışık alan bölgelerde ve giydirme cephelerde kullandık. Bu sistem ev otomasyonuna bağlı ve aplikasyonlarla kontrol edilebilir bir sistem. İç mekanda ve dış mekanda bulunan sensörlerle de gün ışığının
yörüngesini yani yönünü hesaplayarak camlar otomatik renk değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi bu bütün saç glasslarını, bağlantıları, bütün elektrik olayları vesaire benim sorumluluğum altındaydı. Şu anda da aslında şantiye gelmemin sebeplerinden biri bu. Çünkü yetkili firmadan gelmesi gereken biri buraya gelemedi bu kapıların kapalı olmasından ötürü. Bu yüzden de TeamViewer'la sistemi kontrol etmesini sağlayacağım. Bu yüzden de şantiyeye gelmek durumundaydım. Şimdi birazdan toplantımız var onunla. Ondan önce de böyle seri bir şantiye turu yapmaya çalışıyorum açıkçası. Arkadaşlar burada çöl iklimi görüldüğü için dışarıda bulunan bütün yeşil alan, bütün ağaçlar vesaire yurt dışından tedarik ediliyor. Hatta vinçlerle böyle ağaçların gelmesine şahit oldum. İlk defa gördüğümde de çok böyle ilginç gelmişti. Hatta bayağı videosunu çekmiştim. Eğer bulursam böyle şuraya koyacağım bir tane. Şimdi ufaktan toplantıya gitmem lazım. Toplantıdan sonra muhtemelen öğle aram olacak. Belki öğle aramda görüşürüz arkadaşlar. Çok sık çekim yapıp dikkat çekmek istemiyorum. Umarım başım belaya girmez. Birazdan Dubai'den bağlantı gerçekleştireceğiz ve bu bütün binanın bağlantılarını kontrol edeceğiz. Şu anda onun cevap vermesini bekliyorum. Çok yoğun bir gün oldu. Şimdi öğle arasına çıkıyorum. İnanılmaz yoruldum. Şantiyede iş bitti sayılır bugünlük. Çağla ile konuştuk şu anda. Ferdi Bey, Çağla, ben hep beraber öğle yemeği yiyeceğiz. Şu an West Bay'e gidiyorum. Orada görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 derece şu anda hava. Şu anda bir İtalyan restoranına geldik. Çağla ve Ferdi Bey ile birlikte öğle yemeği yiyoruz. Hayatımın dörtte üçü burada geçiyor diyebilirim. Burası benim ofisim. Böyle karşıda yaptığımız projeler vesaire asılı ve etrafta böyle bir sürü profil detayları, böyle sample'lar var fark ettiğiniz üzere. Çünkü zaten ana ofisimizin yan tarafında üretim fabrikamız var. Ve çizimlerimi yapacağım şu anda. Bana vakit ayırıp beni izlediğiniz için lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Sorularınızı, eleştirilerinizi, yorumlarınızı, her şeyinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.